Hassas olan kişilerin bu videoyu izlemesini tavsiye etmiyorum. Çünkü bu olay harbiden kan donduran, aklınızdan bir hafta çıkmayacak cinsten. Bu videoyu eleştirmek için de yapmıyorum. Çünkü bu olayda eleştirilecek en ufak bir kısım yok. Tamamen ekşi sözün... Bana koyayım dedirten bir olay. Neyse uyarılarımızı geçtiğimize göre sizlere olayı anlatayım. Ekşi sözlükte bir şahıs bir tane kız bebeğe cinsel istismarda bulunuyor. Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğu istismarı fotoğraflayıp tartışmış olduğu kişiye gönderiyor. Yetmiyor fotoğrafın gerçekliğini kanıtlamak için kız bebeğin karnına tarihler yazıyor. Bunu defalarca kez yapıyor ve yazmış olduğu mesajlara bakacak olursak bu öz o... evladının vicdan diye bir duygusu yok. Mesajları burada gösteremeyebilirim. Bu yüzden geçici süreliğine Discord sunucumda bir tane kanal açacağım. Açmış olduğum kanalda evladının yazmış olduğu şeyleri okuyabilirsiniz. Ama şimdiden uyarıyorum. Metinsel bile olsa etkilenebileceğiniz bir olay. Bu yüzden kanalı 18 yaş sınırıyla kilitledim. Peki daha sonrasında ne oluyor dersiniz? Haliyle bu mesajları alan kişi ekşi sözlük platformunda bu olayı entry olarak paylaşıyor. Entry'nin anlamını bilmeyenleriniz varsa tıpkı Twitter'da tek de paylaşılması gibi düşünebilirsiniz. Peki sizce bu olayı yaymak isteyen bir insanın art niyeti olabilir mi? Bence olayı paylaşma amacının kötü bir yanı olamaz. Yani sadece yazmış olduğu şeyleri paylaşıyor. Herhangi bir görsel paylaşımı da yapmıyor. Sadece bu bunu yapan adamın ona yazdıklarını paylaşıyor. Bence bu kötü bir amacı olamaz. Çünkü bu evladını gün yüzüne çıkartıp tutuklanmasına ve platformdan banlanmasına yol açmak istiyor. Yani entry'i açan kişinin herhangi bir art niyeti yok. Sonrasında bu olay belli bir kesme yayılmaya başlarken ekşi sözlük yöneticileri ne yaptı dersiniz? Bunu yapan adamı yakalatmak için paylaşım yapan kullanıcının önce entry'sini yani paylaşımını kaldırdı daha sonrasında hesabını bir aylığına banladı. Şimdi bu senaryoda kalkıp da bana şey diyebilirsiniz. Sen de yazışmaları YouTube üzerinde paylaşamıyorsun. Ekşi sözlüğünde topluluk kuralları olduğundan paylaşımı kaldırması gerekiyordu diyenler olacaktır. İlk olarak far derim ki topluluk kurallarını ihlal ediyor ve paylaşımın kaldırılması gerekiyor. Hadi bu paylaşımı silsinler. E bu adamın hesabını niçin banlıyorlar? Sonuçta adamın herhangi kötü bir niyeti yok ve bu bu çocuğunu bulabilecek tek kişi de Ekşi Sözlük olduğu için bu paylaşımı yapıyor ama Ekşi Sözlük ekibi paylaşım yapan adamı banlıyorlar. E haliyle Ekşi Sözlük bu adamı yasaklayınca o tanımadığımız Evlat diye bahsettiğimiz şahıs yerinde durmuyor ve tekrardan aynı kişiyle irtibata geçip dalga geçerek ekşi yönetim bile seni sevmiyor deyip bir kez daha bebek kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup yeniden fotoğraflıyor. Olaya bakar mısınız cidden kan dondurucu cinsen Ve altına son olarak şunları ekliyor. Ben bunları yapmaya devam edeceğim sen de oturup izleyeceksin yazıyor. Kelimeler kifayetsiz. Olay üstüne ekleme yapmak istemiyorum. Esenlikle kalın.